Gün ortasına hoş geldiniz değerli izleyenler. Her zaman olduğu gibi saat 13'e kadar birlikteliğimiz devam edecek. Ve bugün stüdyomuzda Cumhurbaşkan adaylarından birini Sayın Mustafa Akıncı'yı, bağımsız Cumhurbaşkan adayını konuk ediyoruz. Adaylık sürecini konuşacağız ve tabii ki adaylık sürecinin ötesinde Sayın Akıncı eski bir siyasetçi, tanımayan yoktur ülkemizde diye düşünüyorum. Ancak yine de görüşlerini bilmeyenler varsa temel başlıklar üzerindeki görüşleri üzerinde duracağız programımız süresince. Kıbrıs sorununa bakışının yanı sıra toplumsal birçok sıkıntı var. Bu toplumsal sıkıntılara ilişkin Sayın Akıncı'nın bakışı nedir? Ve Cumhurbaşkanlığı adaylığını aslında en erken kamuoyuyla paylaşan adaylardan Sayın Akıncı. Neden böyle bir tercihte bulundu? Neden erken yola çıkmayı tercih etti? Tüm bunları da vaktimiz yettiğince konuşmayı hedefliyoruz. Hoş geldiniz Sayın Akıncı. Hoş bulduk, iyi günler. Evet, bir kez daha öncelikle hayırlı olsun adaylığınız. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ve tabii toplum sizi biliyor, deneyimli bir siyasetçisiniz. Siyasetin farklı aşamalarında topluma hizmet etmiş bir siyasetçisiniz. Cumhurbaşkan adaylığına gelen bu süreçte neydi temel motivasyonunuz? Sizi ne motive etti? Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü malum ama farklı cumhurbaşkanları gördü toplum. Üçüncü cumhurbaşkanı şu an görevde. Neydi sizi motive eden, ben dördüncü olabilirim dedirten neydi? Yani en başta halkın bu yöndeki talebi oldu. Tabii halk geniş bir kavram. Halkın tümü sizi elbette istemez ama ciddi bir düzeye ulaşınca halktan gelen talep bu yola çıkmak durumu hasıl oldu. İnsan yaşamında öyle anlar gelir ki bakar ülkenin durumuna, bakar halktan gelen mesajlara ve ben artık evde oturamam der. Beni dedirten de bu oldu. Yani bir, ülkenin içinde bulunduğu durum. İki, bu durumdan çıkış için halkın beni bir seçenek olarak nitelendirmiş olması. Ülkenin içinde bulunduğu durum sanıyorum yani birkaç cümleyle de özetlenecek olursa artık yollarında trafik kazası değil katliamlarının yaşandığı, cinayetlerin, intiharların peş peşe geldiği, denizlerimizde savaş gemilerinin cirit attığı, Kıbrıs sorunu çözümlenmediği takdirde oralardan yeni bunalımların, yeni gerginliklerin, hiç arzu etmeyiz ama yeni savaşların bile gündeme gelebileceği, yeni seçilmiş bir genel sekreter yardımcısının, daha doğrusu özel danışman diyelim, Sayın tam Ayden. Adını verelim, Ayden'in, daha çok savaş gemileri görebilirsiniz söyleminin manşetlerde dolaştığı günlerde yaşıyoruz. Belirsizlik ortamı hala devam ediyor. Uluslararası hukuk içine girememiş bir toplumun gençlerinin, genç kuşakların geleceğinin belirsizliği devam ediyor. Ekonomik anlamda da işte Türkiye'den geldiği kadar geçinebilen bir toplum ya da yatırımlarını ancak ona bağlı kılan bir toplum durumumuz devam ediyor. Çevre sorunlarımız had safhada, dağlarımızın hali ortada, ovalarımızın hali ortada. Böylesi bir, yani bu durumu daha da ayrıntılandırmak mümkün ama yani gerek Kıbrıs sorunu bağlamında gerekse iç sorunlarımız bakımından ciddi sorunlarla boğuştuğumuz bir dönem. Denebilir ki hep böyle değil miydik? Ben kötüleşmekte olduğunu görüyorum maalesef. Yani iyi şeylerin yanında, onların sayısı bayağı az, kötüleşmelerin çok çok fazla olduğu bir dönem yaşanıyor ülkemizde. Ve siz de böyle bir ortamda 40-45 yıllık bir deneyiminiz var siyasette. Biliyorsunuz ben 27 yaşında ilk kurucu meclis üyesi oldum. Federe Devlet'in kurulduğu aşamada. Ardından 1976'da belediye başkanı oldum. 14 yıl bu görevimi sürdürdüm. Onun sonlarına doğru parti başkanlığı gündeme geldi. 15 yıl milletvekilliği söz konusu oldu. Başbakan yardımcılığı söz konusu oldu. Günün sonunda ben dedim ki artık buraya kadar. Ve ben o noktada da
ayrıldığımı açıkladım. Yani hı hı. aktif siyasetten ayrıldığımı açıkladım. Ama siyasetin salt milletvekilliği, bakanlık, başbakanlık seçim ve bunlardan ibaret bir olgu olmadığını anlatarak ayrıldım. Siyasetin yaşamı daha mutlu kılmak, daha güzel kılmak uğraşısı olduğunu söyleyerek aktif siyasetten ayrıldım ama bu ayrılış öyle göründü ki içinde bulunduğumuz konjektürde toplum tarafından ilk başlarda onaylanmış gibi görünse de ondan sonra kabullenilmedi. Ve çıktığım televizyon programlarında daha ziyade kitabımı takdim etmek için çıktığım, daha sonra da Sayın Harmancı'ya desteğimi ifade etmek için sokaklara çıktığımda, mahallelere gittiğimde toplumdan bu yönde çok ciddi talepler geldiğini gördüm. Hatta önce Harmancı sonra Akıncı demeye başladılar. Bunu bazıları hafife almış olabilir ama ben bunun çok ciddi bir noktaya geldiğini gördüm. Temel motivasyon bu mu oldu? Yani özellikle alana indiğinizde Sayın Harmancı'ya desteğinizi ifade için Lefkoşa sokaklarına indiğinizde gördüğünüz heyecan mı? Başlangıç o. Başlangıç o. Ben ondan yetinmedim. Ben neredeyse Nisan-Mayıs'tan beri sokaklardayız. Çünkü Harmancı'nın seçimi Haziran'da. Mayıs'tan itibaren dersek 5-6 ay oluyor neredeyse. Lefkoşa'da tabii ciddi bir motivasyon doğdu. Sonuçlar itibarıyla da bu doğdu. Ama ben tabii ki onunla yetinmedim. Ve Yeşilırmak'tan Karpaz'a kadar gezdim. Birçok yere gittim. Tabii daha gideceğim yerler var. Elbette hiç gidilmedik yer kalmayacak. Ama yaptığım gezilerde gördüğüm ilgi ve bana ulaştırılan, doğrudan halkın ulaştırdığı mesaj, adaylığımı başka adaylar kim olacak beklentisini de taşımadan açıklama, yani kendi adaylığımı açıklama noktasına getirdi beni. Hatırlarsınız o günlerde çok tartışılırdı. Yani işte kim olacak falan ki. Hatta şimdiki Cumhurbaşkanı'nın aday olup olmayacağı konuşulurdu. Acaba olacak henüz mı? Henüz kesinleştirdim demiyor. Daha. Yani bana göre kesindir de söylem olarak henüz kesinleşmiş olmayabilir. Ama işte Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin adaylık konumu berrak değildi. Diğer başka adaylar kim olur kim olmaz ben onlara bakmadım. Onları beklemedim. Halktan gelen mesaja baktım sevgili Osman. O doğrultuda kararımı verdim. İki tane motivasyon. Bir, halktan gelen ciddi mesaj. İki, ülkenin içinde bulunduğu durum. Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu durum. İç konularımızın içinde bulunduğu durum. Evet, bunu biraz aşmak lazım. Dilerseniz tabii. ülkenin içinde bulunduğu durumdan başlayalım. Çünkü tabii. aktif siyasette olduğunuz son dönemleri hatırlıyorum. Bugünlere işaret eder bir takım tanımlamalar yapıyordunuz o günlerde. Özellikle de Kıbrıs'ın Avrupa Birliği üyeliğinin gündemde olduğu dönemde toplumu ciddi bir şekilde uyararak eğer biz bu süreci kaçırırsak Kıbrıs Türk toplumu bir kez daha difrize girer, buzdolabında kalır, yaşam donar ve bu bize toplumsal yaşamımıza olumsuz yansır tespitleriniz vardı. Az önce genel bir tanımlama yaparken ülkenin içinde bulunduğu durumu her gün kötüye gider bir durum olarak tanımladınız. Bu sizin için sürpriz bir durum değildir diye düşünüyorum. Eğer o günlerde bu tanımlamaları yapıyorsaydınız, bugünün geleceğini görüyorsaydınız, buna ilişkin çözüm önerileriniz, aktif siyasette olmasanız bile bir şekliyle toplumla paylaşıyordunuz. Birikimlerinizi, nasıl ki belediyecilikteki birikimlerinizi bir kitap vasıtasıyla toplumla paylaşmayı tercih ettiniz. Aktif siyasette olan arkadaşlarınızla bağınız devam ediyordu. Evet. Peki tüm bunlara bir cumhurbaşkanının anayasa ve yasalarla görev ve sorumlulukları tanımlanmış bir cumhurbaşkanının Kıbrıs sorununu ayrıca konuşuyoruz ama iç konulara ilişkin bu içinde bulunduğumuz çıkmaz ki bir bölümü belki Kıbrıs sorununun devamından kaynaklanıyordur. Çözüm önerileriniz var mıdır? Bir cumhurbaşkanının yapabilecekleri var da bugüne kadar gelen cumhurbaşkanları yapamadı mı? Yoksa gerçekten zaman zaman sığınıldığı gibi anayasa ve yasalar cumhurbaşkanının yürütmeye ilişkin yapabileceklerini sınırlıyor mu? Şimdi Cumhurbaşkanı'nın elbette yapabilecekleri vardır. Yapmak isterse yapabilir mi? Evet, yapabilir.
Tabii ki Cumhurbaşkanı kendini hükümetlerin yerine koyacak değil. Bizim sistemimiz bir başkanlık sistemi değil. Ama Cumhurbaşkanları bu ülkede rehberlik görevini üstlenebilirler, öncü görevini üstlenebilirler. 40 tane sözleşmeli personel kadrosu vardır Cumhurbaşkanı'nın. Bu işler içindir. Yani bu rehberlik görevini yapabilmesi için danışman olarak alabileceği, kendi alanlarında uzman kişiler olabilir bu insanlar ve o alanlarda raporlar hazırlatabilir, çözüm önerileri üretebilir ve bunları toplumuyla paylaşabilir. Gerektiğinde kamuoyu baskısının oluşması için olumlu yönde, negatif yönde algılanmasın söylediklerim, olumlu yönde pozitif bir enerji yaratmak için kamuoyu oluşturabilir. Ve bu konularda elbette toplumuna yardımcı olabilir. Ben basit bir örnek vereyim size bu konuda. Kamu yönetimi bu ülkenin kanımca en ciddi sorunlarından biridir. Kamu yönetiminin başlangıç noktası, yani alfabenin ası, Kamu Hizmeti Komisyonu'nun oluşumudur. Kamu Hizmeti Komisyonu bugün Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasında şekillenmektedir. Sayın rahmetli Cumhurbaşkanı kendi adamlarını tayin ederdi oraya. Ondan sonra ikinci Cumhurbaşkanı geldi, kendi adamlarını getirdi. Üçüncü Cumhurbaşkanı geldi, kendi adamlarını getirdi ve neler yaşandı Kamu Hizmeti Komisyonu'nda benim anlatmama gerek var mı? Neler neler yaşandı, imza taklitlerine kadar giden bir çürüme yaşandı. Şimdi ben buradan açık ve net söylüyorum. Ben yurttaşların onayıyla o göreve gelirsem ben de kendi adamlarımı getirmeyeceğim. Bu yanlış uygulamayı devam ettirmeyeceğim. Ya ne yapacağım? Yapacağım şu, hükümet dönemimizde önerdiğimiz, UBP'yi de zamanında ikna ettiğimiz, meclis komisyonunun birinci sırasına kadar getirdiğimiz ama biz hükümetten gittikten sonra hemen çöp sepetine atılan çoğulcu demokratik bir kamu hizmeti komisyonu oluşumuna ilişkin yasanın yeniden gündeme getirilmesini talep edeceğim. Yani ben diyeceğim ki bu şimdiki görevde bulunan insanların görev süreleri bittikten sonra bunların yerine Cumhurbaşkanı o yetkisini kullanmayacak. Bir yasa yapınız ve çoğulcu demokratik bir yapıda olsun. Yani ne olsun? Cumhurbaşkanı bir tanesini tayin etsin, beş kişinin. Meclis birini tayin edebilir. O alanda görevli sendikalar vardır. Çünkü bu kamu yönetimiyle ilgili ama kamu görevlileri, amme sendikaları vardır. Bu sendikalar otursun, bir tane de kendileri görevlendirsin. Akademi dünyamız vardır. Akademi dünyasından bir kişi gelebilir oraya. Bütün bunları değerlendirip daha farklı önerilere de açık oluruz. Tartışırız, en doğrusunu buluruz ama o makamı biz bir kişiye bağımlı, onun iki dudağının arasından çıkacak sözcüklerle kendi adamlarını tayin edeceği bir yer olmaktan çıkaralım. Birinci önerim benim budur. Bundan sonra Kamu Hizmeti Komisyonu'nun bu yapıya gelmesinden sonra daha gönül huzuru içerisinde üçlü kararname sistemini de rayına oturtabiliriz. Çünkü ikinci öneri de odur. Kamu Hizmeti Komisyonu'nun teknik daire müdürlerini atamada yetkili olması gerekir. Ben bakın gene kendi yaşantımdan örnek vereyim. Bakanlığım döneminde müsteşar ve özel kalemimi elbette kendim değiştirdim. Bu her bakanın hakkı olması lazım. Gelirken bir müsteşarını, bir özel kalemini kendiyle beraber getirsin, kendiyle beraber götürsün ayrıldığı zaman görevden. Ama teknik daire müdürlüklerine dokunmasın. Bunlar liyakata, bilgiye, beceriye göre kamu hizmeti komisyonu tarafından. Ama hangi kamu hizmeti komisyonu? Demokratik, çoğulcu bir yapıya kavuşturulmuş kamu hizmeti komisyonu tarafından. Ama temel sıkıntı orada. Aktarılsın. Yani... Ben bunları bu sisteme olanak tanımak için bir yandan Kamu Hizmeti Komisyonu'nun demokratikleştirilmesi yasasını meclisin komitesinin birinci sırasına kadar taşımayı başardık ama biz gidince çöpe atıldı. Teknik daire müdürlüklerinde de samimiyetimizi göstermek için ben kendi bakanlığımda iki tane teknik daire müdürü vardı. İki tane. İkisine de dokunmadım. Birisi DP kökenliydi, diğeri CTP. Ben 2,5 yıl o iki arkadaşımla verimli bir çalışma içinde oldum. Onlara dokunup kendi adamlarımı getirme gayreti içerisinde olmadım.
Ama dediğim gibi buna inanmak ve bunun gereklerini yerine getirmek lazım. Cumhurbaşkanı tüm partilere eşit mesafede, bağımsız, tarafsız bir kimlikle bu söylediklerimin öncülüğünü rahatlıkla yapabilir ve öncelikle kendinden başlayarak bunu yapabilir. Yani kendi yetkisi... Tam da bu noktada aslında sormak istediğim şeyler var. Çünkü bunları yapabilecek, aslında parlamenter sistem içerisinde bunu yapabilecek enstrümanlara da sahip hükümetler tüm bu saydıklarınızı programlarına alıyorlar. Ama yapmıyorlar. Bir türlü yaşam bulamıyor. Ve tabii anayasayla yetkileri yürütmenin önüne geçemeyeceği net bir şekilde tanımlanmış Cumhurbaşkanlığı'nın bunu talep etmesi halinde bunun kolayca gerçekleşebileceğini düşünüyor musunuz mevcut siyasal sistem içerisinde? Bu benim anlattığım konu Cumhurbaşkanı'nın kendi yetkilerinden feragat toplumuna devretmesidir. Evet. Yani toplumuyla paylaşması. Bunu hemen alır kabul eder meclis kanısında mısınız? Öyle olması lazım. Yani niye yapmasın ki bunu meclis? Yani bu meclisin seveceği bir şey olması lazım. Yani çoğulcu yapıyı, demokrasiyi içselleştireceksek bunu genel toplumun genelinin kabul etmesi, partilerin buna sahip çıkması ve mecliste de bunun yasasının ivedilikle geçeceğini ben düşünüyorum. Yani bunu niye kabul etmesinler ki? Bu yani 15 yıl gecikmeyle de olsa yapılabilecek bir şey olur diye düşünüyorum. Ardından ama üçlü kararname sistemini daraltmak, teknik daire müdürlükleri meselesini biraz önce konuştuğumuz gibi yeteneğe, liyakata yani hakkı olanın bu görevi üstlenmesi. Kim daha iyi bayrak sallarsa değil. Son üç hükümetin programında vardı. Yaşam bulmadı. Şimdi bu noktada mevcut Cumhurbaşkanı'nın bunu tetiklemesiyle bunlar gerçekleşebilir. Hiçbir Cumhurbaşkanı bu şekilde davranmadı benim bu anlattığım çerçevede. Onun için bu yeni bakış açısıyla ve Cumhurbaşkanı'nı da orada kendilerine de eşit mesafede partilerin iç işleriyle ilgili olmayan, toplumun iç meseleleriyle ilgilenen bir makam olarak algılamaya başladığı zaman gerek partiler, gerek kurum ve kuruluşlar, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve genelinde toplum çok farklı ilişkiler ve çok farklı gelişmeler bu toplumda olacaktır. Ben buna inanıyorum. Çünkü bugün bu konuları konuştuğumuz zaman o makama baktığınızda o makamı tarafsız, bağımsız göremiyorsunuz. Bir taraf olarak görüyorsunuz. Ve o anlamda da çekinceli davranabilirsiniz. Ama ben çok net koydum bu konudaki tavrımı ortaya. O makam gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir makam olacak. Tüm partilere eşit mesafede duracak. Ve o anlamda da başlangıç noktası olarak Kamu Hizmeti Komisyonu'nun demokratikleştirilmesi ve Cumhurbaşkanı'nın kendi yetkilerini paylaşması biçiminde ortaya konacak olan bir önerinin kabul göreceğini ben yürekten inanıyorum kabul göreceğine. Bunun tersini düşünemiyorum. Ondan sonra da bu üçlü kararnameler olayı zaten artık tüm toplumun başını ağrıtır bir hale geldi. Yani müşavir ordusundan şikayet etmeyen kaldı mı? Tüm toplum kesimleri bundan şikayetçi. Ama uygulamaya bakıyorsunuz. Bir partinin bir bakanı giderken ve yeni bir bakan gelirken aynı partiden yeni müşavirler de yaratılıyor yine. Yeni müdürlüklere yeni isimler getiriliyor. Bu son derece yanlış. Bu söylediğimiz modelde bunu yapamayacak. Kamu Hizmeti Komisyonu yetkili olacak. Teknik daire müdürlüklerin atanmasından. Bunlara tabii meclisin inanması, hükümetlerin inanması ve sahiplenmesi gerekir. Ama Cumhurbaşkanı bu konuda da toplumuna rehberlik yapabilir ve bu baskıyla, bu kamuoyu baskısıyla bu pozitif enerjiyle mecliste de adımlar atılabilir ve atılmalıdır da. Bir yerinden başlamak lazım buna. Evet, peki henüz daha çok erken, 6 ay gibi bir zaman var Cumhurbaşkanlığı seçimi için ama birçok yeri gezdiniz, geziyorsunuz hala daha. Belki de buradan çıktıktan sonra yine başka bir halk grubuyla bir araya geleceksiniz. Sizden, onların çıkın, da, sizden çıkınca bir sivil toplum örgütünü ziyaret edecek. Yani, evet. Ve onların da düşüncelerini alma imkanı, yüz yüze kontak kurma imkanı buluyorsunuz. Bu öngördüğünüz iç sıkıntıların çözümüne yönelik, en azından Cumhurbaşkanı'nın tetikleyici olabileceğine yönelik görüşleriniz örtüşüyor mu?
halk kesimlerinin veya halkın temsilcilerinin, sivil toplum örgütlerinin, sendikaların temsilcileriyle örtüşüyor mu bu yöndeki görüşleriniz? Bence gözlemlediğim kadarıyla halkta ve sivil toplum örgütlerinde şöyle doğru bir algı vardır. Bu belki Kıbrıs sorununda yıllar süren sonuçsuzluğun getirdiği bir durumdur ama aslında doğru bir tespittir. O da benim öngördüğüm çerçevedeki yaklaşımdır. Çok az sayıda insan işte Kıbrıs sorunu bitmeden hiçbir şey de olmaz bu memlekette diye düşünebilir. O düşüncelere saygı duyarız. Çok az ama mıdır bu kesim? Bence çoğunluk gözlemlediğim kadarıyla paralel süreçlere inanıyor. Ben de bunu önermekteyim zaten. Hem Kıbrıs sorununun kendi içinde paralel süreçler önermekteyim. Hem Kıbrıs sorunuyla iç konular bağlamında paralel süreçler önermekteyim. Yani Kıbrıs sorunu var ve bu sorun çözülmedikçe elbette bazı bizim ciddi meselelerimiz onunla ilişkilidir. Onu inkar etmek doğru olmaz. Ama bunun yanında hayat devam ediyor. Ve siz bu hayatı toplumumuz adına daha iyi kılmak için ödevlisiniz, görevlisiniz. Ve bunun için de çalışmak durumundasınız. Ve bu aslında birbirini besleyen konulardır. Yani şöyle diyelim, Kıbrıs sorunu çözülürse bizim iç konularımıza bunun yararı olur mu? Elbette olur. Ama bizim kendi iç konularımızda atacağımız adımlar ve yaratacağımız olumluluklar bizi Kıbrıs sorunu çözüldüğünde daha hazır hale getirir. Yani bu biraz çelişkili gibi görünse de değil. Kesinlikle yani. Değildir. Yani biz eğer Lefkoşa Belediye'mizi iyi yönetirsek, ne bileyim 1000 kişi alıp da batırmazsak ve çok daha iyi konumlara getirirsek, yarın bir Kıbrıs sorununun çözümünde iki Lefkoşa'nın yan yana gelmesi, iç içe geçmesi çok daha sağlıklı olmaz mı mesela? Yahut da sağlık sistemimizi iyileştirmeyi niye Kıbrıs sorununun sonrasına erteleyelim? Okullardaki öğretmen açığımızı gidermeyi yahut da okullarımızın altyapı eksikliklerini gidermeyi niye Kıbrıs sorununa bağlayalım? Dolayısıyla bu konuda paralel süreç dediğim budur. Bir yandan biz elbette Kıbrıs sorununun çözümü için müzakere masasında olmalıyız. Elbette çözüm için gerçekçi olmalıyız. Çözümü isteyen bir taraf olarak, haklarımızı da elbette koruyarak Kıbrıs Türk halkının iradesini müzakere masasına yansıtacak şekilde davranmalıyız. Ama onun dışında da Kıbrıs Türk toplumunun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yaşamın çok daha kaliteli bir yaşam olması için de elimizden geleni yapmalıyız. Çevre sorunları başta olmak üzere yapabileceğimiz çok şey vardır bizim bu ülkede. Ama çok işitmiyoruz maalesef Cumhurbaşkanlarının bu konularda ses verdiklerine. Evet, seçim dönemlerinde konuşuluyor. O kadar. Cumhurbaşkanının seçilmesi halinde Cumhurbaşkanı adayının daha aktif bir şekilde iç meselelerle de ilgileneceği, seçimlerden sonra bu tempo düşüyor. Peki bağımsız ve tarafsız Cumhurbaşkanı olacağım vurgusunu özellikle basınla paylaştığınız, adaylığınızı duyurduğunuz ve ilkelerinizi ortaya koyduğunuz metinde de kullanıyorsunuz. Bağımsız ve tarafsız Cumhurbaşkanı hangi anlamda tarafsız? Az önce izah ettiğiniz toplumun iç meselelerinde her siyasi partiye, her vatandaşa eşit mesafede. Tamam, bu anlaşılır bir nokta ama sol bir kültürden gelen bir adaysınız, Cumhurbaşkanı adaysınız. Doğrudur. Ve seçilmeyiz halinde sola taraf olmayacak mısınız? Bağımsızlık ve tarafsızlık bunu mu gerektirir? Yoksa bir takım temel insan hakları, evrensel bir takım değerlerin tarafı olan bir Cumhurbaşkanı mı olacaksınız seçilmeyiz halinde? İnsan hakları, evrensel değerler, toplumsal cinsiyet konuları, kültür sanat olguları, çevre konuları, bunlara elbette taraf olacağım. Evet. Bunlara taraf olmak için benim sol kimlikli olmam da gerekmez aslında. İnsan kimliğim yeter. Ben köklerimi de elbette hiçbir zaman inkar eden bir insan olmadım, olmayacağım. Ben Toplumcu Kurtuluş Partisi geleneğinden gelen bir insanım. Yıllarca genel başkanlığını yaptım.
sosyal demokrasiye inanan, sosyal adalete inanan, demokratik sola, sol değerlere inanan bir insanım ben. Ama bu değerlere inanan, bunları içselleştirmiş bir cumhurbaşkanı, sağ düşünceye sahip olan kuruluşlara, partilere ya da vatandaşlara karşı mesafeli durmasını gerektirmez. Onların da katılımcı bir ruhla görüşlerinin, düşüncelerinin dinlenmesi ve uygun düşüncelerinin değerlendirilmesi gerekir. Ben bağımsız ve tarafsız derken bir şeyi daha aydınlatmaya çalışıyorum. O da şudur. Bazıları beni Toplumcu Demokrasi Partisi'nin adayı gibi takdim etmeye çalışıyor ve bunların belki bazı amaçları olabilir. Ama nasıl bir amaç görüyorsunuz sizin kendi tanımınız dışında size bir tanımlama yapılmasını? Şöyle düşünceler. Seçim taktiği olarak olabilir. Yani şöyle düşünülebilir. Çünkü Sayın Harmancı TDP'nin adayı iken ona da benzeri yakıştırmalar yapıldı. Yani işte TDP'nin etine budune. Yani işte çok küçük bir parti. Dolayısıyla onun adayının da seçilme şansı olmaz. Ama bu kalıpları yıktı seçmen. Doğru adayı seçti. Aslında bu konuda altı çizilmesi gereken bir nokta var sevgili Osman. O da şudur. Cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı ve muhtarlık seçimlerinin ayrı nitelikleri var. Daha yani parti yaklaşımı olsa da insanlarda o partilerin temsil ettiği siyasal akımlara kendilerini yakın hissetseler de kişiye ve onun temsil ettiği değerlere daha bir fazla dikkat ediliyor bu saydığım seçimlerde. Lefkoşa'da Harmancı'nın başarısı da bundan dolayı geldi. Ve partilerde de şöyle yanılgılar olur zaman zaman. İşte bir oy alırsınız bir seçimde. Sanılır ki o partinin tapulu malıdır o oylar. Öyle değil. Konjektüreldir. O seçimde o oy alınmıştır. Örneğin Sayın Harmancı'nın %40'a yakın oyu TDP'nin oyu değil. Bunu ona mal etmek son derece yanılgı olur. Eğer TDP yetkilileri öyle bir değerlendirme içindeyseler. Bu yanlış olur. Dolayısıyla kişilerin de çok ciddi rol oynayacağı bir seçimdir. Cumhurbaşkanlığı seçimi. O kişinin temsil ettiği değerler de son derece önemlidir. İşte bunu göz ardı eden bazı çevreler işte, benim adaylığımda da işte küçük bir partinin desteklediği aday şeklinde yaklaşıp oyu da o derece sınırlıdır demeye getirmeye çalıştılar ama tutmadı aslında. Bu sürecin başlangıcında bunlar seslendirildi. Hala daha bunu sürdürmek isteyenler var ama son derece sınırlıdır. O hava dağıldı. Zaten hava gerçeği yansıtmıyordu. Ondan dolayı da tutmadı. Şu anda çok gözle görülür bir şekilde benim kazanma şansı olan ciddi bir aday olduğum noktasında aslında genel bir uzlaşma var. Oy verecek olsun ya da olmasın. Evet. Toplum kesiminde böyle bir algının olduğu bana yansıyor. Ben bunu görüyorum. TDP ile ilgili olarak şunu söyleyeyim. Yani ben TKP ve BDA süreçlerinde başkanlık, liderlik yaptım. TDP'nin başkanı ben olmadım. TDP oluşurken genel başkanlığı biliyorsunuz başka bir arkadaş devraldı. Ondan sonra bir başkası devraldı. Onlara da benim hiçbir müdahalem olmadı. Hiçbir işaretim de olmadı. Kendi kurultaylarında toplandılar, bunları yaptılar. 5-6 yıldır ben tabii ki dediğim gibi köklerimi inkar etmem ama parti meclisi toplantılarına ben katılmadım. Kurultay delegeliğine ben katılmadım. Fikrimi sorduklarında elbette fikrimi söyledim. Ama bir karışmacılığım olmadı, katılımım da olmadı parti süreçlerine. Dolayısıyla zaten ben 5-6 yıldan beridir bağımsız bir konumdayım. Dolayısıyla bu noktada zorlama oluyor yani işte Akıncı TDP'nin adayıdır. Ama şu var, köklerimi inkar etmediğim, o gelenekten gelen bu partinin zaten resmileşmiş desteği söz konusudur. Açıkladılar destekleyecekler. Parti meclisi kararıyla zaten. Anladığım kadarıyla Birleşik Kıbrıs Partisi de bu yönde kararını aldı, açıklayacak yakında.
Dolayısıyla zaten bir tek partiye mal edilme olgusu da bunu böylelikle zaten bitecek. Ama ben söylerim ve bu konuda da mutluluk duyarım. Gerçekten halkın adaylığı gibi bir noktadadır. Yani benim adaylığım çünkü bir ya da iki partiye sınırlı değil. Şunun altını çizmek isterim. Benimki bağımsız bir adaylıktır. Sayın Harmancı'nınki gibi bir ittifak adaylığı değildi. Orada bir ittifak oluştu. O ittifakın adayı olarak çıktı Sayın Harmancı. Benimki bağımsız bir adaylıktır. Bu bağımsız adaylığı destekleyecekler olabilir. Onlar kendi kurullarında ayrı ayrı tartışıp kararlarını kendileri üretmektedirler. Yani onların da bir araya gelip de bir ittifak oluşturması değil söz konusu olan. Artık zamanımız da azalmaya başladı. Biraz Kıbrıs sorununu da konuşmak istiyorum ama şunu da sormadan edemeyeceğim. Nasıl bir ofisle ve nasıl bir bütçeyle bu yarışa giriyorsunuz? Güzel. Bağımsız bir adaysınız. Evet. Bu bağımsız aday oluşunuzu yansıtan bir çalışma ekibi var mı? Nasıl bir bütçe? Bu bütçenin finansmanı nereden sağlanacak? Çünkü günümüzde ne yazık ki artık birçok şey para. Doğru. Ve seçimlerde de paranın ciddi bir önemi ortaya çıkıyor. Geçmiş seçimlerden de bunu gözlemledik. Nasıl oluşacak bu Şimdi, çalışma? Şimdi bağımsız adaylığa uygun bir çalışma içindeyiz. Şöyle ki çalışma ofislerimiz parti binaları değil. Şu anda TKP'nin eski genel merkezinin karşısında Hacı Ali Apartmanları'nın altında bir ofisimiz var. Bu vesileyle senin programında ofisimizin yerini de duyurmuş olalım. Hamur restoranı geçer geçmez sağdaki apartmanın altında sendeli bir dükkan orası. Küçük bir mekan ama orada çalışmalarımızı, toplantılarımızı yapmamıza müsait bir mekan. Diğer ilçelerde de benzeri mekanlar oluşturuldu. Onlar da kimi çalışmaya başladı, kimi yakında çalışmaya başlayacak. Bu adaylığı destekleyen partilerin elemanları da elbette ki katkı yapacaklar. Ama bizim o partilerin dışında da örgütlenmemiz var. Çalışma arkadaşlarımız var. Her ilçede, merkezde haftalık rutin toplantılar uzunca bir süreden beri devam ediyor. Bunun yanında örgütlenme çabalarının yanı sıra vizyon grubumuz var. Size gönderilen mektup da o ekibin yarattığı bir üründür. Ve şu anda tamamen ilkeler bazında ortaya konmuş olan bu dört maddenin daha da somutlaştırılması çalışmaları için o vizyon grubunun alt grupları oluştu. Her bir madde için ayrı bir çalışma grubu oturup tartışıp değerlendirmelerini yapıyor ve benimle paylaşıyorlar. Dolayısıyla yani bir fikri düzeyde akademisyenlerden sanatçıya kadar oluşmuş 30'a yakın arkadaşımızın görev aldığı bir çalışma ekibimiz var. Onun dışında bir de örgütlenme için yani o iki partinin bize destek verecek olan partilerin dışında kendi bağımsız örgütlenmemiz için de çalışmalarımız var. Size şunu söyleyeyim çok rahatlıkla. Geçmişte örgütlenirken partiler eleman bulmakta sıkıntı yaşarlar. Ve bu hep yaşandığı bilinen şeyler. Geçmişte yani değil, günümüzde. Günümüzde, siyasi oluşumda daha da aynı sıkıntıyı daha çekiyor, daha da artıyor. Benim bu adaylığım olayı gündeme geldikten sonra şöyle bir saptamada bulunursam sanırım gerçeği ifade etmiş olur. Halk bizim örgütlenme hızımızın önünde gidiyor. Yani aldığım destek ve ulaşan mesajlar o örgütlenmenin önünde seyretmektedir. Değişik değişik kesimlerden değişik değişik insanlar. Şimdi artık günümüzde sosyal medya var. Yani bu küçücük alet artık bir bilgisayar. Yalnız telefon değil, hem telefon hem televizyon hem fotoğraf makinesi hem bilgisayar. Bu küçük alete her gün birçok kesimden, birçok bölgeden mesajlar geliyor. Destek mesajları geliyor. Bunlarla biz iletişim kuruyoruz ve bu insanlarımızı da bu çabamıza katıyoruz ve katmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla
Bir bu çalışma var. Bir de çok doğru olarak söylediğiniz hiçbir kampanya parasız yürümez. Şimdi bizim buralara ayıracak çok büyük paralarımız yoktur. Çünkü bizi destekleyecek olan partilerin de büyük bütçeleri olmadığını herkes bilir. Ama destekleyenlerin sayısı bu kadar arttıkça kaynağı da belki küçük küçük ama çok insandan bir araya getireceğiz. Başladı mı bir kaynak akışı? Bunu kayıt altına alıyor musunuz? İlk, çünkü hep her seçimden sonra bir de o kayıt altına alıyoruz. Alınan bir kuruş bile olsa onun için kesilip kendilerine makbuzu verilecek. Dün arkadaşlarla yapılan toplantıda bu konu bağlandı, bunlar basıldı ve bu arkadaş gruplarımıza, örgütümüzün çeşitli insanlarına bunlar dağıtılmaya başlandı. Başlangıç adımı dün yapıldı. Umut ediyorum ki insanlarımız bu kampanyaya katkıda bulunacaklar. Çünkü bu adaylık Mustafa Akıncı'nın kişisel makam tutkusu için gerçekleşmiyor. Bu adaylık toplumsal bir ihtiyaç olarak algılandığı için Mustafa Akıncı bu yola girdi. Bu yolda başarı isteniyorsa bu yolculuğa katkıda bulunulması gerekir. Tabii ki bu katkı gönülden bir katkıdır. Zoraki olacak bir şey değildir. Ama bu gönülden katkıların olacağını ben gözlemliyorum. Dolayısıyla bir yeterli bir bütçemiz olur, ona inanırım. Belki başkalarının bütçeleri çok daha fazla olur, onu bilemem. Ama ona da ihtiyacımız yoktur. Yeteri kadar bir bütçemiz olsun. Arkadaşlarla bugün öğleden sonra yeteri kadar bütçe ne demektir? Onun ayrıntılarını da konuşacağımız bir toplantı olacak. Çünkü gazete ilanlarının fiyatları 3 aşağı 5 yukarı belli. Televizyonlarda dönecek reklam filmlerinin saniye parası şu bu geçmişlerden giderek en azından. Daha o rakamlar kesinleşmedi biliyorsun bu önümüzdeki kamu süreç için. Kamu yoklamaları vesaire bunlar da enstrümanlar seçim sürecinde. Yani panolardır şudur budur 3 aşağı 5 yukarı bize bir fikir verecek bu mali tablonun büyüklüğü hakkında. Biz bunları paylaşacağız. Saklamayacağız. İşte evet gelirimiz bu, giderimiz bu diye. Zaten parti geleneğimizde de bu vardı. Bunları açıklardık. Dolayısıyla bütçemiz de gizli saklı olmayacak. Nereye ne harcadık onu da yurttaşlarımızla paylaşacağız şeffaf bir biçimde. Evet ve gelelim Kıbrıs sorununa. Ki Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumla bütünleşme sıkıntısı var. Bu bütünleşme sıkıntısı içerisinde Cumhurbaşkanlığı makamı aslında dış dünyaya açılan en büyük pencerelerden bir tanesi. Çünkü toplum lideri olarak algılanıyor. Evet. Tabii bu toplum lideri olarak dünya tarafından bu toplum lideri algısı da farklı sorumluluklar da yüklüyor. Doğal olarak müzakereci konumuna geliyor Cumhurbaşkanı. Doğru. Devam eden bir Kıbrıs sorunu vardır. Bu Kıbrıs sorununun çözümü konusunda tüm sorumluluklar Cumhurbaşkanlığı makamıyla anılır hale geliyor. Evet. Ve bugüne baktığımız zaman bugün az önce programın başlarında siz de işaret etmiştiniz. Genel Sekreterin özel danışmanının çok ciddi bir uyarısı var. Bu iş böyle giderse ada etrafında daha çok savaş gemisi görürsünüz. Ki bu tüyler ürpertecek. Aslında borsa olsaydı borsanın allak bullak olacağı bir sonuç elde edebilecek çok ciddi bir uyarı. En büyük tehlike, en yakın tehlikedir derler. Buradan başlayarak eğer ki farklı bir şey olur mu bu süre, 6 aylık süre içerisinde ama müzakereler başlamaz. Bu gergin ortam devam ederse göreve ilk gelişinizde bu anlamda atacağınız adım ne olacak? Yani bu gibi konularda atılması gereken ilk adım gerginliği gidermek olmalı. Eğer siz bir çözüm istiyorsanız o çözüme doğru giden yolda bunu savaş gemileriyle halledemezsiniz. Bunu müzakerelerle halledebilirsiniz. Şimdi savaş gemisi orada, Yunanistan'ın savaş gemisi de gidiyor. Nereye gidecek bu iş? Bu işin varacağı yer işte eğer bir kızışma olursa olaylar birbirini tetikler. Allah korusun savaşlara kadar gidebilir. Ben diyorum ki Kıbrıs'ta yeterince savaş yaşadık.
Kıbrıs'ta yeterince kan aktı, yeterince şehit gazi, yeterince kayıp verdi her iki toplum. Yeterinden fazla verdi. Evet. Sen daha güzelini söyledin. Yeterinden fazla verdi. Dolayısıyla ben geçenlerde şehit aileleri, malul gazileri ziyaretimde de söyledim. Her iki toplum da bu cefayı paylaştı yıllarca. Artık bunun nimetlerini paylaşmanın zamanıdır. Akılcı bir şekilde bunu yapmamız lazım. Şimdi nereden bahsediyoruz? Denizdeki zenginliklerden. Bu ada 9000 kilometre karedir. Tümü. Bu ada topraklarını da hakça paylaşabiliriz. Adanın denizlerindeki zenginlikleri de hakça paylaşabilmeliyiz. Bunu başarmanın yollarını bulmalıyız. Akıl işi bunu söyler. Akıl bunu söyler. Bakın ben bu ülkede ilk iki toplumlu anlaşmaya imza atan insanım. Kanalizasyon harekattan 2-3 yıl sonra bağlandı. 77-78'de ilk kazılar başladı. 1980'de de arıtım tesisi devreye girdi. Ama burada hep bu örneği niçin veririm? Çok önemli bir konunun altını çizmek için veririm bu örneği. O konu da karşılıklı ihtiyaç ilkesi konusudur. Eğer arıtım tesisleri Rumların Miamilya bizim Hasbolat dediğimiz bölgede kalmasaydı harekattan sonra biz bu anlaşmayı biraz zor yapardık. Yani şehrin eğimi tesislerin orada yapılmasını zorunlu kıldı 74 öncesinde. Yarım kaldı o tesisler. Harekat olunca bizim elimize geçti. Ama Rum tarafının da bizimle işbirliği ihtiyacı doğdu. Yani çok ironik bir durum var. Savaş koşulları barışçı işbirliği imkanlarını yarattı. En azından Lefkoşa örneğinde. Beğenelim ya da beğenmeyelim. Gerçek bu. Dolayısıyla ben de bir kuzeye dönüp baktığımda kanalizasyon namına hiçbir şeyimizin olmadığını, Kanlıdere'ye fabrikaların arıtımsız olarak üstelik kirli sularını aktardıklarını, akıttıklarını, bölge halkının perişan olduğunu gördüğümde karşılıklı ihtiyaçla ortak vizyon yaratarak, ortak akılla ortak yarara yöneldik ve bunu başardık. Şimdi Kıbrıs konusuna geldiğimde ortak ihtiyaç var mı Kıbrıs sorununun çözümü için? Bana göre var. Olmadığı noktada işte ne olacağını Ayda söylüyor. Hı hı. Dolayısıyla yani bizim savaş mı barış mı ya da savaş demesek de savaşa bizi götürebilecek kadar gerginliklere neden olacak bir ortamın sürmesi mi? Yoksa barışçı koşulları yaratacak akılcılık mı? Elbette ki ikincisini isteyeceğiz ve yöneleceğiz. Ben bir aday olarak size şunu söyleyeyim. Eğer bir uzlaşma yaratılır ve görüşmeler yeniden başlarsa bundan hiç yüksünmem. Keşke böyle bir şey olsa, başlasa ve Sayın Eroğlu'yla Sayın Anastasiadis de olumlu Kıbrıs'ın geleceği için iyi adımlar atsalar seçimleri beklemeden. Ama var mı öyle bir olasılık? Şimdilik yok. Benim görebildiğim şu, Aralık sonuna kadar bir gelişme beklemem. Aralık derken Navtex olayı var. Hı hı. Navtex Aralık sonuna kadar sürüyor. Navtex'in eğer devamı gelecekse, yani diyelim ki 1 Ocak'tan itibaren 2015'in sonuna kadar ben bu Navtex'i uzattım denirse, biz Kıbrıs'ta artık müzakere istemiyoruz noktasına gelecek iş. O nedenle umudum ve temennim, yıl sonuna kadar bu Navtex olay artık bu adım atıldı, bu adımı geri de çekmez Türkiye. Ama Aralık'tan sonra bunun uzatmasının gelmemesi. Bir. İki, Rum tarafının da yapacağı şeyler var. Rum tarafı bu konuları bizimle görüşmesi lazım. Kıbrıs Türk toplum lideri veya Cumhurbaşkanı Rum tarafını bu anlamda ikna edebilecek konumda mı? Buradan çağrı yapıyorum. Ben daha adayken çağrı yapıyorum. Hı hı. Rum tarafı Anastasiadis bu konuları bizimle görüşmeyip de kiminle görüşecek? Bir federal Kıbrıs kurmaktan bahsediyoruz. Efendim bu devletin hakkıdır. Onun için ben Kıbrıslı Türk vatandaşlarımın da haklarını vereceğim ama çözüm olduktan sonra vereceğim. Bu biraz da şeye de benziyor. Yani Maraş konusunu konuşuruz ama bütünlüklü çözümden sonra. Ben biliyorsun ona da karşı önerim var benim resmi tavrın dışında. Orada da diyorum ki gene paralel süreçler meselesi. Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünü elbette konuşalım. Ama
kapalı Maraş konusunun yerleşime açılması, gerek Kıbrıslı Türk gerek Rum müteahhitlerin orada iş alanları yaratması ve gerekse Mausa Deniz Limanı'ndan doğrudan ticaret ve Ercan'ın da uluslararası uçuşlar açılabilmesinin koşullarını müzakere edelim diyor. Olanaklı olsa kapalı Lefkoşa Havaalanı'nı da gündeme getirebilirdim. Ama deniyor ki artık orada çok zordur bu iş Lefkoşa'nın yapılaşması nedeniyle. Bütün bunlar tabii ki müzakerelerde ele alınması gereken şeylerdir. Ama Rum tarafı da o denizin altında madem ki o zenginlikte bizim de hakkımız ve payımız olduğunu teslim ediyor. Eğer bu lafta değilse bunu oturup bizimle müzakere edecek. Bizimle konuşacak. Bunun yollarını, yöntemlerini nasıl bulabiliriz diye. Elbette benim çabalarım bu yönde olacaktır eğer o göreve gelirsem. Bir yandan sürtüşmenin bertaraf edilmesi, bir yandan da bu ortak geleceğimiz için bu ortak zenginliğin nasıl paylaşılacağı konusunda fikir geliştirmemiz lazım. Çok ilginçtir tabii. Bir zenginlik var orada ve bu adanın toplumları bunun paylaşılması konusunda ortak akıl yaratmak yerine ortak sorun yaratıyorlarsa bu çok ciddi bir açmazdır ve ciddi bir kayıptır her iki taraf için. Tabii çok sınırlı bir zamanımız kaldı. 2 dakika gibi bir zamanımız var ama uluslararası toplumun bu yaşananlar karşısındaki reaksiyonunu veya tepkisizliğini nasıl uluslararası toplum sevgili Osman, her zaman uluslararası ilişkilerde kullanılan bir kalıp vardır. Bunu sen de bilirsin. Uluslararası aktörlerin veyahut da ülkelerin dış politikalarının değişmez bir kuralı vardır. Ulusal çıkar. Aynen öyle. Kendi çıkarlar. Herkes kendi perspektifinden bakar. Ben de burada oturduğumda Kıbrıs Türk'ünün perspektifinden bakmak ve benim de hakkımı korumak için sözler sarf ettim sana. Çünkü eğer Kıbrıs Türk'ünün hakkını kendi seçtiği lideri savunup korumazsa kim koruyacak? Dolayısıyla Amerikan şirketleri var işin içinde. Onlar kendi çıkarlarını düşünüyor. İsrail var işin içinde. Onlar da öyle davranıyor. Ben şu olasılığı görüyorum. Bak, bakın iki önemli noktadan dolayı Kıbrıs sorununda çözümün yitirdiğimiz Avrupa Birliği dinamiğinden sonra 10-15 yıl sonra yeniden önümüze bir fırsat penceresi açtığını gözlemliyorum. Biri herkesin söylediği doğalgaz. Öteki yine herkesin bildiği Rum tarafındaki ciddi ekonomik kriz. Bu iki unsur bize Kıbrıs'ta barışçı bir gelecek kurup her iki tarafın da ekonomik refaha daha hızlı süreçlerle ulaşmasını, gelecek kuşaklarının bu topraklarda bizim kuşakların yaşadıklarını değil, daha iyi bir gelecek yaşamalarını ve bu topraklarda insan gibi yaşayıp tutunabileceklerini gösteriyor. Eğer bu akılcı bir yaklaşım sergilenirse. Çıkarların örtüşme ihtimali büyük. Yani isterseniz bunu çok kötü bir noktaya sürebilirsiniz ama isterseniz şöyle bakabilirsiniz olaya. Amerikan şirketlerinin de çıkarı var bu işte. İsrail zaten buldu, zengin yatakları var. Kıbrıs'ta da eğer tahmin edildiği gibi zengin yataklar bulunursa ama şu bilgiyi de paylaşayım sizinle. Geçen gün bir uzmanla görüştüm. Yabancı bir uzman. Bana verdiği bilgi şudur. Şu ana kadar bulunan doğal gaz miktarı Kıbrıs'ın tümünün, bütününün 120 yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yeter. Bu da az bir şey değil. Az yani bir şey mi? Yani bütünü için zaten bütünü için, ithal ettiğiniz bir enerji var. Yani borularla buraya şey edip onu enerjiye dönüştürecek mekanizmayı kurduğumuzda size bir 100 yıldan daha fazla enerji yaratabilir. Ama yeterli değil Avrupa'nın ihtiyaçları düşündüğümüzde. Onun çok az bir kısmını karşılayabilir. Bulunabilir daha zengin yataklar. Yani Rum tarafı bizim inanda anlaşıp, bizim inanda uzlaşıp bu araştırmaları bu yeni çerçevede sürdürürse herkes gibi ben de dua edeceğim. Daha da zengin yataklar bulunsun. Çünkü orada benim de payım olacak. Kıbrıs Türk'ünün de payı olacak. Realize olmuş olacak. Engellemek değil. Engellemek değil. Onun bir an önce gün yüzüne
su yüzüne çıkarılması için uğraş vereceğiz. Biz Kıbrıslı Türkler de. Dolayısıyla burada akıl işi onu durdur yapma demek yerine birlikte bundan nasıl yararlanabiliriz ve bunu nasıl en hızlı bir şekilde su yüzüne çıkarabiliriz? Bir yandan da Kıbrıs'a gelecek olan, kuzeye gelecek olan sudan Kıbrıs adasının tümü nasıl bundan yararlanabilir? Rumlar bunun da anlayışı içerisinde olmalıdırlar. Ortak yaşam fikri, federalist anlayış bunları gerektirir. Ben bu anlayış içerisinde elbette eğer göreve gelirsem yaklaşım göstereceğim. Ama onların da bu yaklaşıma olumlu yanıt vermelerini elbette bekleyeceğim. Bu iş elbette ki ortak bir anlayışla ancak iyiye gidebilir. Bunun için de elimden gelen her türlü katkıyı toplumum adına yapmaya hazır olacağım. Evet, biz de kolay gelsin diyoruz. En başta demiştik daha yolun uzunca bir yol var. En azından seçime kadar 6 aylık gibi bir zaman var. Doğru. Daha çok sizi bu stüdyoda konuk etme imkanı bulacağız diye düşünüyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Günün bu saatini bizlerle, izleyenlerimizle paylaştığınız için. Ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, bizlere ayrılan süreyi burada noktalamış bulunuyoruz. Yarın yeniden aynı saatte bizler burada olacağız. Farklı bir konu ve farklı bir konukla sizleri de bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın.